bir şey yapmayacağım. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Siyasi Partilerin ilçe başkanları ve ülke ocakları başkanım, Sayın Dernek Başkanları ve Sayın Masum Medya abilerim, ablalarım, sevgili genç kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kahvaltımıza. Burada öncelikle sponsorumuz Sayın Emlak Müşaviri Ali Şahin abimize sizden şahsın adıma, hepinizden adına teşekkür ederim. Allah her zaman böyle birliğimizi, dirliğimizi hep daim etsin. En kötü günümüz böyle olmasın Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun inşallah. Değerli hemşerilerim, gençlik kollarımızla birlikte bugün de dedik, gençlerimizi bir araya getirelim. Tanışıp kaynaşmaları ve bağımlılıkla ilgili onları emniyetten gelen uzman arkadaşlarımızın bilgilendirmesiyle ilgili böyle bir organizeyi yapmış bulunuyoruz. Sevgili hemşehrilerim, özellikle genç kardeşlerim, bakın burası alanlarımız bizi almıyor. Gençlerimizi almıyor. Gençlerimiz gittikçe bu sayılar daha da artarak, çoğalarak katılımlarıyla ilgili, ilgileriyle alakadar olmalarının bir ifadesidir bu kalabalığımız. Gençlerimizin birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek, birliği, beraberliğimizi sağlamak, kenetlenip hep beraber geleceğimize yönelik neler yapabiliriz? Memleketimize, Silivri'mize, ilçemize neler katabiliriz? Gençlerimize neler verebiliriz? Elbette ki bütün duygu ve düşüncelerimiz bunlardır. Bizden önceki dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının başına geçen yönetimdeki arkadaşlarımız, bütün gayretleri, çabaları emin olun sadece geleceğimizle, gençlerimizle ilgili ne yapabiliriz gayretlerine göstermişlerdir. Ben direkt böyle başlayayım. Ali'nin de bıraktığı yerden devam edeceğim. Ali çok güzel bir konuşma yaptı. Öncelikle Ali'ye teşekkür ediyorum. Onun gençlik kolu başkanı Ahmet Yapıcı'ya, sevgili kardeşime ve bizi bir araya getirmeye vesile olan Ali Şahin kardeşimize de teşekkür ediyorum huzurlarında. Allah razı olsun. Ali çok güzel bir yerden bıraktı. Ben de öyle bir şeyler söylemeyi düşünüyordum. Şimdi üzüm üzüme baka baka kararır derlermiş. Biz birbirimizle beraber çalışıyoruz. Birlikte mücadele ediyoruz. Birlikte bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz. Dediklerini anlatan bir anımı sizlerle paylaşacağım. Ne anlama geldiğini. Ben uzun uzun anlatabilirim ama birkaç kelime, dört ifade onları senelerdir söylüyorum. Tekrarın gücü diye bir söz vardır. Bıktırana kadar aynı şeyi söyleyeceğiz. Bunu duymayanlar, gözü kör olanlar, gönlü kapalı, mühürlü olanlar duyacak, anlayacak. Bu salonda bulunan herkesin bunu çok iyi anladığından hiç şüphem yok. Çünkü anladıkları nereden benim memleketine sahip çıkıp onu sonuna kadar Ahmet elinde almış, herkes sever biz ölürüz diye getirdiği ifade, ben çok etkilenmiştim. Bu duyarlılığı gösterdiği için. Hiçbir siyasi parti, evet gördüm. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, ki onu zaten yapamazsınız. Biz 81, işte az önce Ali söyledi, 15 yaşında giden çocukların 360 bin şehit verdiğimizde o taşlara bakarken partisine, yaşına, milliyete, Ermenisi de var ya. Boş verin, Hristiyan'ı, Hristiyan olarak bu memlekette Türk'üm, Türk vatandaşıyım deyip orada can veren de var. Topraklarda gidenler görür. Çanakkale'ye hafta program yapsın. Ahmet oraya da, Edirne'ye de, Çanakkale'ye de. Görmeniz gereken nereleri varsa hepsine programda
yapmaya, onlara gerekli hizmeti, servisi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Onu söylüyorum Ahmet'e de. Burada da huzurunuzda da bir kez daha söylüyorum. Gidin görün. Hep bunları hatırlamak zorundayız.